yine ben geldim. Bu sefer Egemen'i ve Elif'i kel yapacağım. Öncesinde babasını yapmıştım. Hadi bakalım sihirli makasım gelsin. 1, 2, 3. Bu ne ya? Aa, sihir karıştı galiba. Ay, bu sıralar ne oluyor bu sihri anlamıyorum. Sen git makas gelsin. 1, 2, 3. İşte sihirli makasım geldi. Şimdi Egemen'i bununla kel yapacağım. Hadi bakalım. Ay, ben nereye gelmişim ya? Bahçe kapısından gelecektim. Ay, bu sıralar sihre de bir şeyler oldu, anlamadım. Egemen'in saçını kel yapacağım derken başka bir şeye dönüştürmem ben bu çocukları. Neyse. Ay, nerede bu Elif Sinem? Annesi yukarıda galiba. Burada kimseler yok. Bakayım mutfakta mı annesi? Eğer mutfaktaysa hemen şu tarafa saklanalım. Kim var burada? Aa, Egemen orada. Hemen şöyle geçelim. Kaç. Bakayım. İşte Elif Sinem de orada. Ay, bücür gördü beni, umarım söylemez. Evet, burada annesi yok. Hadi gidelim. Ama önce onları sihirle uyutmam lazım. Hadi bakalım. Ay, bücür de çok kötü bakıyor ya. Ne yapacağız şimdi? Önce Elif Sinem'i uyutalım. 1, 2, 3. Ay, ne oluyor ya? Ay, sihirler çalışmaz oldu. Bu sefer fokus. Elif Sinem uyusun. İşte bu işe yaradı. Bücür de uyudu. Ay, harika. Şimdi sıra Egemen'de. Ay, Egemen de umarım uyur. Ay, bakayım. Umarım Egemen de sihir işe yarar. Hadi bakalım. Hokus pokus. Egemen uyusun. Ay, o da uyudu. Harika. Hadi şimdikisinde kel yapalım. Sihirli makas. Bak, kel yapacağız ona göre. Değişik değişik sihirler yapma sakın. Ay, bücüre de mi yapsam acaba? Bücüre de mi kel bıraksam acaba? Merhaba bücüre. Seni de böyle çıp çıp kel yapayım mı? Ay, kıyamam sana. Bunun her yeri tüylü ya. Kel yaparsam... Ay, korkma. Tamam. Hadi. Tamam, sakın sesini çıkarma. Ay, saldıracak galiba bana bu kedi. Aslan gibi bir şey olmuş mu? Kocaman olmuş. Hemen gidelim. Elif Sinem'in saçını kel yapacağız. Orada dur. Elif Sinem'in saçını kel yapacağız. Hadi bak. Ay, ne oluyor? Uyandı mı bu kız ya? Aa, yine uyur gezer oldu. Ay, ben bu kıza ne yapacağım? Şuna bak, dans ediyor ya. Nasıl kurtulacağız bir bu danstan? Ay, uyur gezer oldu bu sefer. İyice hareketli hale gelmiş. Neyse, hokus pokus. Elif Sinem uyusun. Ay, çok kötü düştü ya. Uyusun dedim sadece ben bu kıza. Pücür üstüne düşüyordu senin. Kaç kurtar kendini, düşmedi. Bu tarafa yat ha. Tamam. Bak. Aa, bücür de ona bak ne yapıyor ya. Ay, hemen uyanmadan saçını kesmem lazım. Şu tarafa geçelim. Bücür, tut elinden, sakın kalkmasın. Bücür, iyice tut onu, sakın bırakma. Hadi bakalım bu kız niye gülüyor ya. Saçlarını şuradan keselim. Çok komik. Kız, ne gülüyorsun ya. Ay, uyanacak, hemen keselim. Çıp çıp çıp, hemen buradan. Ay, uyanacak bu, hemen yapmam lazım. Hokus pokus Elif Sinem kel olsun. İşte bu işe yaradı. Ay, bücür ne yapıyorsun ya, uyanıyor. Ay, bücür korkma, kel halimden korktu bücür ya. Şimdi sıra Egemen de, hemen uyanmadan onun da saçlarını keselim. Hadi bakalım. Ay, böyle tek tek uğraşmayayım, hadi bakayım. Hokus pokus Egemen kel olsun. Ah, ne oldu ya, iyice uzadı saçları bu oğlanın. Ay, ne yapsam acaba? Yanlış sihir yine ya, çalışmıyor bu sihir. Hadi bakalım düzgün. Hokus pokus Elif Sinem, pardon, Egemen kel olsun. Hadi bakalım, hop. İşte bu işe yaradı. Şimdi birazdan uyanırlar, hemen buradan kaçmam lazım. Kaç bakalım cadı. Oş. O da ne? Annesi geliyor galiba. Kaç cadı? Buradan kaçalım hemen. Hadi bakalım. Hop. Elif Sinem, Egemen, o sesler de ne ya? Aa, kapı açık. Niye kapı açık? Kim geldi acaba? Elif, Egemen, niye sesleri çıkmıyor bunların? Egemen? Ya, ne oluyor ya? Egemen, elini kafana at bakayım anneciğim. Saçların gitmiş. Kel olmuşsun anneciğim sen. Ne oldu sana? Yine cadı mı geldi yoksa? Telefonun kamerasından baksana bir tane. Bak bakayım. Oh no. Ya, nasıl düzelteceğiz seni? Böyle okula gidemezsin Egemen. Saç ettirdik artık. Saç ekti anneciğim, saç ektirmek. Seni ben düzeltirim, merak etme. Elif nerede? Elif? Ay, biz niye yine bayıldık?
Elif bücür elini tutuyor. Ne oluyor burada? Saçın yine kel olmuş. Kalk bakayım. Egemen göstersene telefondan Elif'sinem kendine bir tane baksın. Şuna bak. Yine de çok tatlı görünüyorsun anneciğim. Kel halin bile tatlı ya. Şu arkadaki Barbie'nin saçlarını sana mı taksak acaba? Ne derse. Olur mu? Bücüre bakayım. Bücürde mi kel kaldı yoksa? Yo, bücürde bir değişiklik yok. Bücür, sen niye Elif'in elini tutuyorsun? Söyle bakayım bana. Ah seni, ah yaramaz, ah cadıyla işbirliği yaptın. Ne olur bizi kurtar. Cadının tırnakları burada mı? Anneciğim bulacağım tırnakları. Sen burada bekle, hemen geliyorum. Egemen'i de seni de kurtaracağım. Kızım gülme, dur ya. Gülme diyor, bak sinirleniyor abin ya. Hemen geliyorum oğlum, düzelteceğim sizi. Kızım gülüyorsun da senin durumun da aynı. Hemen geliyorum. Bücür uslu uslu otur çabuk. Ah yaramaz Bücür seni. Nerede bu cadı, nereye düşürdü? Nereye düşürdü acaba bu tırnakları? Geçen merdivenlerdeydi. Buradan kaçtı, burada da yok. Ay nerede bu cadının tırnakları? Onlar olmadan ben Elif sinemi düzeltemem ki. Egemen'i düzeltemem. Eyvah eyvah. Aa işte burada. Şuna bak, makası da burada unutmuş bu sefer. Bu nasıl makas böyle? Eyvah eyvah. Makasa dokunmayalım, şu tırnakları alalım. Hemen Egemen'i ve Elif'i düzeltmem lazım. İşte bu. Şimdi bakalım Elif Sinem ve Egemen düzelecek mi? Umarım işe yarar. Elif Sinem, Egemen. Hadi sizi düzelteceğim. Gelin bakayım. Önce seni düzelteceğim Egemen. Tamam mı? Hazır ol. Ne diyordu ya? Ne diyordu? Siz duydunuz mu ne dedin? Abrakadabra mı? Hokus pokus mu? Hadi neyse, hokus pokus diyelim. Hokus pokus. Egemen eski haline dönsün. Ne oldu ya? Ay Egemen. Saçların daha da uzadı. Daha yakışıklı oldun. Ama ben Egemen'in eski halini istiyorum. Abrakadabra. Egemen eski haline gelsin. İşte bu, eski haline geldi. Saçların falan harika Egemen. Ya siz niye uyudunuz anlamadım ki ben. Cadı gelmiş eve, haberiniz yok sizin ya. Bak hala baygınlık var üzerinde. Elif Sinem gel bakayım, sıra sende. Önce şu kediyi mi yok etsem acaba cadıyla işbirliği yaptı diye. Bücür. Oh, no. Bücür sen niye Elif Sinem'in elini tutup cadıyla işbirliği yapıyorsun? Söyle bakayım bana. Bu tırnakları sana mı taksam acaba? Oy kıyamam ben sana ya. Gel bakalım Elif, hadi düzeltelim seni. Hadi bakalım Elif'i düzeltelim. Hokus pokus. Elif Sinem düzelsin. İşte bu, düzeldi. Elif Sinem, Egemen'den daha çabuk düzeldin sen anneciğim ya. Ay Bücür, Bücür. Elif Sinem, Bücür'e bir ceza verelim mi bu sihirli tırnaklarla? Verelim. Ne ceza verelim? Bücür ne olsun biliyor musun Elif Sinem? Bir oyuncağa dönüşsün, onunla hayır oynayalım, ne dersin? Hayır. Kıyamıyor musun Bücür'e yoksa? Ay ben Bücür'ü neye dönüştürsem acaba arkadaşlar? Bana fikir verin bakayım. Bücür'ü bir şeye dönüştürmem lazım. Bücür. Hayır, Bücür yaramaz Bücür seni. Cadının kedisi mi oldun sen Bücür? Hayır ben dönüştürmedim yere. Elif Sinem şu tırnaklardan kurtarır mısın beni artık? Çıkar anneciğim. Kızım çıkarsana. Çıkmıyor. Kızım çıkar. Eyvah eyvah, bunlar elimde mi kaldı? Elif niye? Çıkmıyor anneciğim, geldin mi? Dene anneciğim. Çıkmıyor. Ya Elif nasıl çıkmıyor bak? Çıkmıyor. Ya, uf, çıkmıyor Elif Sinem. Bunlarla kaldım Egemen. Bunlar elimde kaldı. Ne yapacağım ben şimdi? Ya, ay bir yol bulmam lazım. Neredesin cadı, sen gel buraya. Eyvah, cadı da gelmez ki. Ya eyvah eyvah, kaldı elim böyle benim. Getir anne, açayım hadi. Nasıl açacaksın Elif? Kurtar beni bu tırnaklardan. Au! Çıktı bu sefer. Nasıl oldu ya? Çek bakayım şunu da. Çünkü benimle de. Ay Elif çok acıyor, çok acıyor. Ah çok acıyor. Ne yaptın ya? Kurtuldum ama sonunda. Hemen o tırnakları bana ver anneciğim. Onları yok etmem lazım. Getir bakayım. Kurtulalım şu pis tırnaklardan, cadının tırnaklarından. Hemen atalım dışarı. Ne oldu? Harika bir plan yaptık. Ne oluyor? Bir dakika ya, beni korkuttunuz, yavaş. Şimdi Pelin'sin evine gideceğiz. Elbisesini alacağız. Aldım ben önceden, gitmiştim gizlice. Aldım kıyafeti. Keseceğiz, boyayacağız. Yırtacağız. Ama Elif, ama ayıp. Anneciğim ayıp ama. Bak ya, bak bak yine bak, titremeye başladı. Murat sen niye çocukla çocuk oluyorsun ya? O bana çok karar ettiriyor, o Pelin Sun'u. Ben hemen getiriyorum kıyafetini Pelin. Elif Sinem sen ne zaman gittin Pelin Sun'un evine? Gitmedim anne. Okulda o teneffüse çıkmıştı. O gün de jimnastikte, jimnastik kıyafeti gitmişti. Çıkardım en sevdiği kıyafeti aldım. Anne biliyor musun? Ben bu Mickey Mouse'u hiç ama hiç Pelin Sun'u göstermedim. Evet. Ben bunu yeni aldım çünkü. Ve birisinden Mickey Mouse'lu kıyafet aldığını öğrenmiş, gitmiş almış hemen. Aynısını mı almış? Hayır, farklı, bulamamış onu. Elif
çabuk. Geldim. Aa, gerçekten. Ben kalemleri getiriyorum. Ne kalemi ya? Ne yapıyorsunuz siz? Elisine kalem buldum. Eyvah, makasla kesecek misin bir de? Elif Pelin Su bak fark ederse buraya gelir Elif. Bana ne? Anneciğim, annesi mesaj atmış mı? Dur bakayım. Onun ağlama sesi ta buraya gelir. Haberin var mı senin? Aa, gerçekten Minnie Mouse'lu almış. Elif aynısı değil anneciğim. Yapma, ayıp. Elif. Ne anne ya? Evet. Şuna bak, bir sürü kalem getirmiş. Ben annem istiyorsun Elif. Ya Murat, sen niye çocukla çocuk oluyorsun? Ya bana bir sürü para harcayıp intikam alayım onlara ya. Elif Sinem, sen niye babana uyuyorsun anneciğim? Elif sesini mahvettiler. Pelin Su görünce çıldıracak. Şu an onun ağlaması kulağımda çınlıyor. Gelebilir. Bence de gelebilir. Dur bakayım, annesi mesaj atmış mı? Mesaj atmış annesi ya. Ya size inanmıyorum. Gerçekten yaptığınız çok... Elif! Kızım! Annesi mesaj atmış. Pelin Su kazağını arıyor, bulamıyor. Elif Sinem görmüş mü diyor. Ne diyeceğim ben annesine? Diyeceksin ki Elif canmış. Boyu. Ve kesecek diyecek. Yemin ediyorum ağlama sesi kulağımda çınlıyor. Gelecek birazdan. Kesin gelecek cevap vermediğim için. Zehra teyze Elif'e soracağım diye gelecek. Ya mahvettiniz ama bence kesmeyin, tamam mı? Keseceğiz. Keseceğiz. Hayır, kesmeyin. Lütfen kesmeyin ya. Şuna bak, kolunu ne hale getirdi. Makas var burada var. Sen de çocukla çocuk oluyorsun ya, aşk olsun. Bak ya. Elif kesme anneciğim, çıldıracak Pelin Su. Elif ne yazıyorsun arkasına? Elif Sinem mi yazıyorsun? Neden? Bence gıcık su yazsan olurdu. Bak ya, beni de kendine benzetti ya. Murat, beni de kendinize benzettiniz. Evet. Diyorum ki arkasına gıcık yaz. Murat kesme! Murat kesme! Ne yaptın? Tamam, kestin mi gel? Ay, çıldıracak Murat, tamam yeter. Yeter, o kadarcık yeter. Uşağı kesim, yeni moda olsun. Ya Murat, krop yap onu. Bak ya, ben de dayanamıyorum ya. Beni de çıldırttın. Elif yırtma anneciğim. Önden kesilmemiş gibi dursun böyle. Ağlama sesi geliyor. Murat, ağlama sesi geliyor. Elif geliyor anneciğim. Murat, nereye gidiyorsun? Eyvah. Kızım, onu ne yaptın? Ceket yaptın sen iyice. Elif, Pelin Su geldi. Bana ne? Bak geldi, gördün mü Pelin Su? Eyvah eyvah, ne yapacağız şimdi? Kızım saklansana, Pelin Su geldi, bırak makası. Pelin Su geldi, kabın deliğinden baktım. Çabuk bak. Kabın deliğinden bakmana gerek yok ki, zaten ağlama sesi ta sitede iniyor. Çabuk. Elif al çabuk, şunun arkasına saklanın çabuk. Hatta sen Elif al odasına çıkar. Şuraya. Murat, onu bana ver. Bence Elif al odasına çıkın, orada görüşün. Elif bak ya, hala yırtmaya çalışıyor. Şuna bak, ne hale geldi. Olmaz, orada görünüyorsunuz. Elif'i alıp tamam, yukarı çıkıyorsun. Böyle anneciğim, deve kuşu musun sen? Hadi. Elif, ben ne diyeceğim Pelin Su'ya şimdi ya? Çok yaramazlık yapıyorsunuz siz babalı kızla. Eyvah, geldi Pelin Su, ağlıyor dışarıda ya. Ben ay, zile basıp duruyor. Geldim, bekle. Bunu bir yere saklamam lazım. Şuraya saklayayım hemen. Hah, tamamdır. Çıldıracak ya, eğer görürse var ya, çıldıracak. Geldim. Pelin Su. Aa, Pelin Su ne oldu? Kıyafetim çalmış. Kim çalmış senin kıyafetini? Belki Elif çalmış olabilir. Elif Sinem'i kendi gibi yaramaz mı zannediyorsun sen? Kızım bir sakin ol, dur. Elif Sinem yok burada, bir dur. Bana bak. Bir dakika. Eyvah, Elif'in tişörtünün aynısından bulup almış. Sen ne arıyorsun? Kıyafetim. Kızım kıyafetin yok burada. Bir de mutfağa bak. Tamam, git bak. Kızım, Elif Sinem'in aldığını gözünle gördün mü? Nereden? Kim söyledi sana? Ecrin. Ecrin mi? Ah bu Ecrin ha, her şeyi haber veriyor ya. Bak, söylemezsen yerini evi dağıtırım. Elif Sinem'in yerini mi? Hayır. Tamam, Elif Sinem'i çağıracağım ben. Arkadaşına gitmişti. Pelin Su ne yapıyorsun sen? Pelin Su niye evimi dağıtıyorsun ya? Benim ne suçum var? Pelin Su, hayır, Bücür'ün yastığını elleme. Bak ya, Bücür'ün ne suçu var? Bücür'ün de yastığını aldı, bir de üstüne basıyor, yaptığına bak. Pelin Su dedim sana, anneni arayacağım artık ha. Sana ne bak? Kızım, bak çok yaramazlık yapıyorsun, sinirleniyorum artık bak ha. Yapma dedim. Bak sana dondurma vereyim, şeker vereyim, bir sakinleş ya. Eyvah, umarım şu yastığı atmaz. Kızım dur, dur dedim sana, niye durmuyorsun? Eyvah, yakalandım. Allah'ım. Ağlama. Ne olur ağlama. Aldı benim kıyafetimi. Elif Sinem
Evet, arkasına gıcık su yazmış. Evet, arkasına gıcık su yaz. Bak, bak böyle de giyebiliyorsun, gördün mü? Bu ne ya? Ay, karaladığını fark etmedi. Dön bakayım arkana. Ay, çok komik görünüyor. Tamam. Tamam, ben sana yenisini alırım. Bir sakin ol. Allah'ım, kriz geçiyor. Bayılacak herhalde. Tamam, ben annene... Bir şey diyeceğim sana. Bir tane sus bakayım. Kızım, sen ağlıyor musun, gülüyor musun der. Tamam, tamam. Ben sana yenisini alacağım. Ben sana yenisini alacağım, tamam mı? Allah, sana anneme söylerim. Tamam, annene söyleme gerek yok. Ben söylerim, annene alırım. Yalnız sen Elif Sinem tişörtünün aynısını bulup almışsın zaten. Elif Sinem buna çıldırmayacak mı zannediyorsun? Hayır, ben bunu görüp aldım. Ne zaman gördün ya, ben aldım giydi, evde giydi, hiç gitmedi ki dışarı. Hayır, ben Elif Sinem, ben görmedim. Ne dediğin anlaşılmıyor. Seni sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum o zaman. Ay Elif Sinem, aş kazan, haline bak ya, şuna bak, arkasını da yırtmış. Tamam, ben bunun aynısından sipariş vereceğim, tamam mı? Bakayım ne varmış. Aa, bunda da Minnie Mouse varmış. Tamam mı, sakin ol, ağlama. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, şimdi Elif Sinem yaptı. Evet, ben Elif Sinem adına senden özür diliyorum. Ama sen de Elif Sinem'i çıldırtmak için elinden gelen her şeyi yaptın. Senin yaptığın doğru mu? Ayıp değil mi senin yaptığın? Hayır, işte ayıp değil. Ne? İşte ayıp değil. Şimdi Elif Sinem'in ayıcını rahat bırakır mısın? Alma onu. Bırak, gel buraya gel. Gel, tamam, Elif'i çağıracağım. Gel buraya gel. Elif. Koparma, niye kopardın ya? Buraya gel ya. Hadi sen evine git. Ben de annene haber vereceğim. Hep beraber AVM'ye gidelim. Sana tişört alacağım, tamam mı? Tamam mı? Hadi gel bakayım sen. Ben seni bir göndereyim. Bücürü nerede? Ne yapacaksın bücürü? Cimcimleri nerede? Sakın dedim. Sakın. Düşündüğümü yapmayacaksın değil mi Pelin Su? Hayır, tabii ki de. Yüzü kaçıracağım. Saçmalama. Elif Sinem bücürün en zayıf noktası. Bak, sakın öyle bir şey yapma. Bücürü götüremezsin. Hayır. Hayır, civcivleri de kaçıramazsın. Eyvah eyvah! O kutunun içinde civcivler var! Pelin Su! Bu civcivler artık benim. Elif Sinem çok kızar. Ama bücür kadar kızmaz, ama yine de kızar yani. Verir misin? O civcivler Elif Sinem'in de... Hayır, bırakma sakın. Tamam, civcivler senin olsun, ben Elif Sinem'e civciv alırım. Tamam, al git. Hayır, bücürü veremem. Civcivleri yemek ister. Ne diyorsun sen ya? Saçmalama. Ayrıca bücür seviyor onları, yemiyor. Bak, aklına yaramazlık düşürüyorsun bücürün, Pelin Su. Bak, o da kaçtı senden. Gel bakalım sen, kedim olan. Hayır, o Elif Sinem'in kedisi. Hayır dedim. Bak, o bile kaçtı gitti senden, görüyor musun? Cici bücür, gel benim ol ya. Bak, seni istemiyor, gördün mü, yüzünü dönüyor, istemiyor seni, kaçtı gitti. Tamam ya, civcivleri alıp gidin. Civcivleri de bıraksan, civcivleri de bırak. Aa, aldı gidiyor ya, ben Elif Sinem'e ne diyeceğim şimdi? Ama intikamım ondan daha çok kötü olacak. Civcivleri aldın, daha ne olacak? Ay, sonunda gitti, kapıyı gittiğimde bir daha gelmesin. Elif, Murat. Ya, gitti. Gitti. Çok kızdı. Ağlama seslerini duymadınız mı? Duyduk. Elif Sinem, sana kötü bir haberim var anneciğim. Pelin Su bir tişörtün aynısından bulmuş almış. Ne? Ve yarın jimnastik dersinde giyecekmiş onu. Ben de bunu yarın giyecektim. Tamam, giymesen başka bir şey giy o zaman, ki onu da alır da, neyse bakalım. Elif Sinem, anneciğim, şöyle içeri geç, benim sana bir haberim daha var. Ne, sen bir git, ben babana bir şey diyeceğim. Sen bir git, hadi gel. Bücür, sen de Elif Sinem'in yanına gitsene hadi. Hı? Murat, bir şey söyleyeceğim. Pelin Su intikam almak için Elif Sinem'in civcivlerini götürüyor. Hayır! Niye böyle bir şey yaptın? Ya ben gidiyorum, evlerine gidiyorum. Pelin Su'nun evine gidiyorum. Alacağım şu annesine babasından ya. Ya alamazsın. Biz Elif'e yeni civcivler alırız ya. Çıldırdı. Şey duydu galiba. Civcivleri. Oh no. Evet, civcivlerini aldı götürdü. Anneciğim, civcivlerin balkonda yok artık. Pelin Su götürdü civcivleri. Bak, şuradaydı biraz önce. Ağlama, tamam, ben sana yenisini alırım. Bak, bücürü götürecekti, bücürden vazgeçti. Civcivleri ben götürdü. Ben gidiyorum annesinin babasından isteyip alıp geleceğim. Murat, vallahi bir iyi olur ki al da gel. Hadi, sana zahmet. Anneciğim, gelsene bücür, Elif Sinem ağlıyor. Sen niye ona destek olmuyorsun? Küçük aslan bücür. Arkadaşlar, şuna bakın, tıraş oldu ya. Çok tatlı olmadı mı? Alamadım. Çok fena. Evi yıkıyor, birbirine yıkıyor. Her zaman zorlaştım bahçede.
Havama bir şeyler attı, ötelikler, melikler attı ya. Yaramaza bir bak ya. Bir tişörtünü yırtık bunu ya. Bence de siz onun tişörtünü yırtarak ya, başlattınız. Yarın okulda Elif bitti diyor. Elif Sinem ağladığına bakar mısın? Aynı Pelin'si gibi ağlıyor. Yarın da bittin diyor. Neyse artık çok sinirli, çok ağlıyordu, ben de dayanamadım. Aynen ya. Belki o hani evcil hayvanlarla uğraşınca belki biraz uysallaşır, sakinleşir. Değil mi anneciğim? Biz aslında ona iyilik yaptık, o yüzden ağlama. Ne iyiliği ya? Tamam hadi ağlama. Ben sana civciv alırım, yarın gider alırız okuldan sonra, tamam mı? Yıkın beni. Tamam hadi gelir. Bücür. Murat! Koş, Pelin Su geliyor. Pelin Su koş. Şaka yapmış. Gel gel. Hadi Elif Sinem'in uykusu gelmiş. Hadi al da gidin hadi. Hadi gidelim.